Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle LGS'ye son 2 hafta kala nasıl ders çalışmanızla ilgili öneriler sunacağım. Kanalımda ayrıca LGS'den bir gün önce ve LGS günü neler yapılmalı videosunu izlemenizi de öneriyorum. Hemen son 2 hafta çalışmalarımız nasıl oldu, nasıl olmalı? Bunlara bakalım. Öncelikle arkadaşlar sabah erken kalkıp erken yatmalı. Çünkü vücudumuz son 2 hafta LGS günü sabah erken kalkmaya ve kahvaltı yapabilmeye alışmalı ki son günü erken kalkabilip kahvaltı yapabilsin. Çünkü LGS günü öğrenci sınava geldiğinde kahvaltı yapmadan aç gelebiliyor veya uykusunu iyi alamadığı için sınava güzel motive olamıyor. Öğrenciye sorduğumda neden oğlum bu şekildesin dediğimde hocam akşam yatamadım, hocam kahvaltı yapamadım gibi şeyler söyleyebiliyor. Lütfen artık son 2 hafta kala uyku düzeni tutturmalıyız. Vücut son 2 hafta LGS günü rahatça uyanıp kahvaltı yapmaya hazır hale getirilmeli. Kahvaltımız her zamanki gibi olmalı. Vücudun alıştığı gibi. Alışılmışın dışında kahvaltı vücudumuzda anormal durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle hem LGS günü hem son 2 hafta kahvaltılar vücudun alıştığı gibi olmalı. Arkadaşlar sabah kahvaltıdan sonra eksik hissettiğimiz konularla ilgili sorular çözmeliyiz. Neden? Çünkü sabah saatlerinde beynimiz, zihnimiz henüz boşken o eksiklerimizi rahatça giderebiliriz. Saat tam 9.30'da sözel deneme yapmalı ve 75 dakika süre tutulmalı. Çünkü artık kendimizi LGS provasına alıştırmalıyız. LGS'de olduğu gibi saat 9.30'da sözel deneme yapılmalı. Saat tam 11.30'da da sayısal deneme yapılmalı ve 80 dakika tutulmalı. Deneme arası dışarı çıkıp temiz hava almalıyız. Aynı LGS'de provasında olduğu gibi arada okul bahçesine çıkıp temiz hava aldığımız gibi yine arada dışarıya çıkıp temiz hava alıp toprağa basıp elektriğimizi boşaltabiliriz. Günde en az 2 deneme çöz ki alışkanlık yapsın. LGS sınavı sende normal alışkanlığın gibi olsun. Artık denemeler ve sınav senin alışkanlığın haline gelmesi için son 2 hafta günde en az 2 deneme çözmenizi öneriyorum. Arkadaşlar sabah denemeniz prova. Diğer denemeler ise öğleden sonra veya akşam olabilir. Ne kadar çok deneme çözersen o kadar alışkanlık haline getirirsin ve sınav sende alışkanlık haline gelir ve artı bir problem ortaya çıkarmaz. Arkadaşlar, öğrencilerin en çok sorduğu sorular, hocam son 2 hafta ne yapmalıyım? Arkadaşlar 2018, 2019, 2020 örnek soruları mutlaka çözülmeli. Çünkü bu soru içerisinden bilgi sorulabiliyor. O sorudaki püf nokta sorulabiliyor ve soruların benzeri de gelebiliyor. Bu nedenle 2018, 2019 ve 2020 örnek soruları mutlaka çözülmeli arkadaşlar. Peki yine sorulan sorular arasında illerin çalışma soruları çözülmeli mi? Tabii ki çözülmeli ki çözülmeli arkadaşlar. Ne kadar fazla soru çözerseniz o kadar soru çeşitlerine aşina olursunuz. Bir de en çok sorulan soru günde ne kadar soru çözmeliyim veya kaç deneme çözmeliyim gibi sorular oluyor. Arkadaşlar yoğurt yiyişi farklıdır. Artık son 2 hafta kala ne kadar çok soru çözebiliyorsan o kadar çok soru çözebilmelisin. Günde en az 2 ilin çalışma sorularını çözüp bitirmelisin. Arkadaşlar çözemediğiniz sorular mutlaka sorulmalı ve analiz edilmeli. Neden yanlış yaptığın, nerede hata yaptığın mutlaka görülüp hataların giderilmeli. Akşam yapmadan önce kitap okunmalı ve uykunu iyi alıp ertesi güne gücünü toplamalısın. Arkadaşlar uykusuz ve vücut harap ve bitap düşmüşken ne deneme çözebilirsiniz, ne soru çözebilirsiniz, ne de çözdüğünüzden bir şey anlarsınız. Bu nedenle beslenme ve uyku düzenine çok iyi dikkat etmelisiniz. Son 2 hafta beslenme ve uyku düzenine çok dikkat arkadaşlar. Son 2 hafta deneme ve soru çözmeye odaklanmalısın. Artık konu tekrarı yapmak veya konuları tekrar etmek sana çok bir şey kazandırmayacaktır. Bana göre deneme ve soru çözmeye odaklanman senin için en idealdir. Unutma, sınav senden değerli değil ve dünyanın da sonu değil. Bunu kafana iyi yazarsan sürekli stres yapmazsın
ve stres ne kadar azaldığında hata yapma oranın o kadar düşer. Korkma, sınav zor olursa herkes için zor olacaktır. Telaşlanmana hiç gerek yok. Bu bir sıralama sınavı olduğu için soruların zor olması herkes için zordur ve senin için değişecek hiçbir şey yoktur. Arkadaşlar, kazananlar son düzlükte yılmayıp hızlı depar atanlardır. Son düzlükte yılmayacağız. Son iki haftayı çok iyi değerlendireceğiz. Hızlı depar atıp ve sonuca ulaşacağız. Kazananlar başkası yatarken çalışanlardır arkadaşlar. Muhakkak yılmayıp artık bıktım, son iki haftada dinleneyim gibi şeyler kesinlikle yanlış. Herkes yatarken sen çalışıyorsan kazanacaksındır. Tüm öğrencilere başarılar dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese başarılar. Hoşça kalın.